love what we do here, please consider backing us on Patreon. And please take a second and click the thumbs up. It really helps us out. Previously on Crime Coverage. Vay, karınla kızın da geliyor demek. İyi iyi. Sen de kimsin be? Alacaklı. Orasını patron bilir. Tamam. Bakma öyle artı sartı. Kaldırın façanı aşağı. Tüysüz. Ömer! Ne oluyor be? Ömer! Ömer! Polise haber verirseniz kız ölür! Aşağı o kerifler, ne yapıyorsun? Ömer! Allah kahretsin! Konuşan maydanoz da mı yanında? Ona söyle abileri konuşsun. Bir daha yandan fırlamasın. Şirkete gelen pislik bu. Biz paramızı alırız dedik Şemuz Efendi. 10 milyon. At. Götüreceksiniz değil mi? Dedik ki evini yakınında bir yerlerde bırakacağız diye. Gerisini sen halledersin artık. Özlem! Kızım! İyiyim anneyim. Kızım! Yok ya. Ne bilgisayar, ne CD, ne başka bir şey. Koskoca evde bir şey olur ama hiçbir şey yok. Yani gerçi emniyete delil olarak almış olabilirler tutuklanınca. And today is an exciting day because I guess we are unofficially kicking off the 2022 KK Olympics with our five new Turkish scenes. Turkey, of course, being our host country of the KK Olympics. And I've also dubbed this the 6 degrees of Turkish separation cycle because all five of these new episodes have some connection to at least one of the previous 9 Turkish episodes we have already done here. So, I told you guys when we did the last Turkish cycle how excited I was about this 3-part saga right here, Özlem's Odyssey into Distress. And as you can see, we are on part 2 right now. Part 1 didn't have quite so much action. Part 2's got a little more. So, let's dive in. Özlem! Katil! Yeter! Demez katili! Özlem! Tamam, sakin ol! Neşat seni parayla tutup şu bebeğimi öldürmen için. Özlem, tamam Özlem! Bırak! Bırak! Bırak, geberteceğim onu! Söyle hadi! Söyle, itiraf et! Nasıl kıydın benim bebeğime, itiraf et! Söyle! Sakin ol Özlem, sakin! Ben bir şey yapmadım!
Yalan söylemişler size. Hop hop hop. Yalan mı? Bırak beni. Böyle kolay kurtulabileceğini mi sandın sen? Ecelin olacağım sana. Ecelin olacağım. Ne yaptın sen Özlem? Kaçacaktı, ne yapsaydın? Ne yapacağız şimdi? Her şeyi öğrendi kadın. Bıraksak o da olmaz. Bırakmayacağız zaten. Kaçar gider. Nejat'a söyler. Hiçbir şeyle itiraf etmez bunlar. Böyle mi tutacağız? Burada mı? Burada tutamazsak başka yere götürürüz. Konuşturana kadar da başında duracağım. Özlem. Bak. Sakın beni durdurmaya çalışma. Bu kadın benim bebeğimin katili. Ve cezasını çektiğini gözlerimle göreceğim. Görmezsem öldürürüm onu. Bak hiçbir şey umurumda değil benim. Bu pisliğin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğim. Alalım götürelim hadi. Hadi. Tamam. Tamam ben hallederim. Sen dışarıda kimse var mı ona bak. Kimse yok. Şemuz Bey, ayarlayabildin mi parayı? Ayarlamaya çalışıyorum Nejat. Ama o kadar para deyince bulunmaz. Beni ilgilendirmiyor. Ben paramı istiyorum. Halledeceğim inan ki. Dur çay söyleyeyim. Ben bir şey yapmadım. Bırakın gideyim. Balık. Kes sesini. Sen nasıl benim bebeğime kıyarsın ya? Nasıl kıyarsın sen benim bebeğime? Senin gibilerin yaşamaya hakkı yok ya. Dua et sabrediyorum. Ya bırakın beni gideyim. İtiraf edeceksin. Nejat'ın yaptırdığını itiraf edeceksin. Şahaneler. İtiraf edecek hiçbir şeyim yok benim. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni. Hiçbir yere gidemezsin sen. İtiraf edeceksin. Bu yaptığınız pislik işbirliğini anlatacaksın. Bırakın be! Sen rahat durmayacaksın belli. Mustafa ip ver. Özlem! İp ver dedim. Yoksa itiraf etmeden polisi götüremeyiz bu kadını. Bırak beni! Bana bak. Kes sesini. Eğer bir şey daha söylersen seni gebertirim. Elimde kalırsın. Yardım et. Bırakın beni. Bırakın. Ne yapın beni?
plan yapmalıyız. Necat'ın yaptırdıklarını itiraf etmenin bir yolunu bulmalıyız. Böyle doğrudan polise gidersek inkar eder. İkisi de cezasını çekmeli. İçim soğumaz benim. Müebbet olsa bile soğumaz. Mustafa, merak ettim, ne yaptınız? O kim? Sana bahsettiğim sahte doktor. Hale Hanım. Kaçırdınız mı yani? Mustafa tamam. Gidip bulacağım demiştin ama bu yaptığınız doğru mu? Cezasını çekene kadar burada bekleyecek. İnan çok üzüldüm. Mustafa dün anlattı. Hani bu nasıl yapılır? Nasıl caniliktir? Ne aklım alıyor ne vicdanım. Dışarı çıkalım. Bu gece bir şey düşünene kadar burada tutacağız işte. Gece burada kalacağım ben. Sen git, yarın gelirsin. Ha, evdekilere de bir şey söyleme sakın, tamam mı? Hı hı, merak etme. Bir yolunu bulacağız. Ne yapıp edip Necat'ın azmettirdiğini iftira ettireceğiz. Kimi arıyorsun? Alo Ali. Yardımına ihtiyacım var kardeşim. Tamam, işim bitince gelebilir misin? Saat kaç olursa olsun önemli değil. Ben marangozhanede olacağım. Biraz acil bir durum. Gelince anlatırım. Hadi. Söyleyin artık, ne yapacağımıza karar verdiniz mi? Evet. Sabaha kadar konuştuk Ali ile. Bu işin tek bir çaresi var. Ne? Özlem. Polise gitmekten başka bir çaremiz yok. Ne? Polise mi? Bırak! Geberteceğim onu, bırak! Özlem, bu çözüm değil. Özlem, onu burada tutamayız. Biz onlar gibi katil değiliz. Polise teslim edince ne olacak peki? Ya inkar edecek, bunu ikimiz de biliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bak, emniyetten bir arkadaşım var. Aradım, geliyor zaten. Bundan sonrası polisin işi. Ne yapacağız peki ya? Ne yapacağız? Bırakacak mıyız? Allah kahretsin, bırakacak mıyız? Özlem, ne yapalım? İşkence mi edelim kadına? Haklıyken haksız konumuna mı düşelim? Keşke hiç karışmasaydın Ali. Nasıl polisi ararsın ya? Böyle suçluluğunu kanıtlayamayız ki. İşkence ederek de kanıtlayamayız Özlemciğim. Sen öyle san. Benim bebeğim karnımda acı çekerek öldü. Değil işkence. Etlerini lime lime ederim onu. Özlem! Tamam, sakin ol. Ya bırak. Özlem, bırak, kendine gel. Bırakın. Bırakın, geber. Özlem, sakin ol. Bırakın. Özlem, kendine gel. Hoş geldin amirim. Kadın nerede? İçeride, gir. Asayiş. Anlatın bakalım, neler oluyor burada? Bu kadın benim bebeğimi öldürdü. Azmettiren kişi de Necat adında bir pislik. İkisinin de cezasını bulmasını istiyorum ben. Anlıyorum hanımefendi.
Ali zaten bir şeylerden bahsetti ama elinizde bir kanıtınız, deliliniz var mı? Yani nereden biliyorsunuz bu kadının öldürdüğünü? Nejat azmettiren kişi. Kardeşini dövdü, hastanelik etti. Hastanede konuşurken duydum ben şans eseri. He. Peki o kadın size şahitlik eder mi? Muhtemelen hayır. Korkuyor çünkü. Şu kadını önce bir çözün. Tamam. Ali. Hayır, çözemezsiniz. Bakın, inkar edecek ama yemin ediyorum o suçlu. Sen de bir şey söylesene Mustafa. Kadını çözün dedim. Hayır. Asla izin vermem ona. Özlem lütfen. Bak suç işliyoruz. Hayır. Hayır asla. Suçlu o. Buna siz karar veremezsiniz. Yani böyle davranmaya hakkınız yok. Elinizde kanıtınız yok, deliniz yok. Ne belli bu kadının yaptığı? Duydum diyorum. Duydum. Kulaklarımla duydum. Ya birinden duymakla adam mı kaçırılır? Ya söyleyen kişi yalan söylüyorsa? Ya neden inanmıyorsunuz? Bebeğimi öldürdü diyorum o. Bak, şu an burada yasal işlem yapmıyorsam sadece Ali'nin hatırına. Ama eğer bu kadın şikayetçi olursa bitersiniz. Bırak. Ya ne olur. Ne olur yapmayın. Niye inanmıyorsunuz? Katil diyorum. Bebeğimi öldürdü. Bize inanmak zorundasınız. Bebeğimi öldürdü o. Ya bakın. Ne olur anlayın beni. Katil diyorum ya. Bize inanmak zorundasınız. Kendi kulaklarımla duydum diyorum. Bebeğimi öldürdü o ya. Bebeğimi öldürdü. Ne yapıyorsunuz ya? Yardım et. Suçlu. Bakın elinizde hiçbir şey yok. Elinizde bir şey olsa bile bu yaptığınız suç. Yani kimsenin lafıyla birini hapse atmazlar. Bu işin polisi var, mahkemesi var. Sahte doktorluk yaptı o. Bebeğimi öldürdü benim. Cezamı çektim ben. Kes sesini. Özlem Hanım bakın sakin olmazsanız sizi içeri alacağım şimdi. Siz iyi misiniz? Şimdi bir siz anlatın bakalım nasıl kaçırdılar sizi? Bunlar izinsiz evime girmişler. Sonra da darp ettiler. Bayılmışım. Gözümü burada açtım. Allah kahretsin seni. Katil! Katil! Özlem Hanım, prosedürleri uygulamak zorunda bırakmayın beni. Özlem bir sakin olur musun? Tamam. Sahte diplomayla iş yaptım. Ama cezamı çektim ben. Kimseyi öldürmedim. Tamam, siz gidebilirsiniz. Sen nasıl bir polissin ya? Nasıl gider? Özlem tamam sakin ol. Elimizden bir şey gelmiyor işte. Yapma Özlem. Özlem Hanım, bakın. Şu an bu kadın isterse sizi içe attırabilir. Amirim tamam. Biz hatamızı anladık tamam. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani kadını darp etmişsiniz. Özgürlüğünü kısıtlamışsınız. Kaçırmışsınız. Siz adaleti kendiniz sağlamaya çalışmışsınız. Böyle iş mi olur? Siz şikayetçi misiniz bu insanlara? Yok şikayetçi değilim. Ama dedikleri şeyi yapmadım ben. Hanımefendi. Çantanızı unuttunuz. Bırakmayın ne olur. Ne olur bırakmayın onu. Özlem Hanım acınızı anlıyorum. Sakin olun. Hayır. Hayır olamam. Olamam. Ne olur bırakmayın onu. Bırakmayın. Özlem tamam bir yolunu bulacağız. Tamam. Hayır. Hayır bırak. Bırak beni. Bırak. Senin yüzünden. Şikayet edeceğim seni. Attıracağım polislikten. Bu mu bulduğun polis? Güya arkadaşın öyle mi? Özlem bir dinler misin? Allah hepinizin belasını versin. Neden karıştınız ki sanki? Ben onu bulduğum yerde öldürecektim. Sabah da mahkemedeydim zaten. Dinleme ve takip etme izinleri için. O yüzden geç kaldım. Niye bana söylemediniz o zaman? Bakın Özlem Hanım tamam sizi biraz üzdük farkındayım ama... ...kadının inanması için bu şarttı. Kadın yeterince uzaklaştı. Gözden kaybolmadan peşine düşeyim şunu. Tamam Ali sağ ol. Ne olur. Ne olur yapmayın. İnanmıyorsunuz. Katil diyorum. Bebeğimi öldürdü. Bize inanmak zorundasınız. Ekipler hazırda zaten. İletişime geçer geçmez peşine düşecekler. Ben de dinliyor olacağım. Tamam.
Kızım sana kaç kere beni bir daha arama demedim mi? Ne oldu yine? Niye illa görüşelim dedin? Keyfimden değil herhalde. Eğer yine para istiyorsan boşuna. Evet, para istiyorum. Kaçmam lazım. Hatta senin de kaçman lazım. Artık tanışabiliriz ben de bir. Ne konuşuyorlar? Tam da meseleye geldiler. Merak etme. Açık değil mi? Kardeşin her şeyi söylemiş. Çocuğunu düşürdüğüm kadınla sevgilisi dün bizim evdeydi. Beni bayıltıp kaçırdılar. Özlem'le Mustafa mı? Yok. Hansel'le Grater. Sen beni dinlemiyor musun ya? İkisi de her şeyi biliyor. Seni de biliyor, beni de biliyor. Tam tahmin ettiğimiz gibi kadın Necdet uyarıyor. Birazdan da deli olacak konuşmalar başlar. Ne dedin sen? Vereceksin paramı. Gideceğim buralardan. Ne yaparsan yap. Bana ne? Kendi yediğin haltlar. Kendi yediğim haltlar mı? Sen beni dinlemiyorsun galiba ha? Sen istedin diye öldürdüm ben o kızın karnındaki bebeği. Sen benden istedin. Üstelik o aptal kardeşim beni ihbar etti. Aylarca sizin yüzünüzden içeride yattım ben be. Sen yaptın, ben de parasını ödedim. Hala ne kafa ötürüyorsun be? Bana bak Nejat. Ben yanarsam seni de yakarım. Ben ne yanacağım be? Sen öldürdün çocuğu. Ben sadece parasını verdim. Hiçbir şekilde ispat edemezsin. Ayrıca büyük suç senin. Bir daha da beni tehdit etmeye falan kalkma. Sen ne dediğimi anlamıyorsun galiba. Bu işin şakası yok diyorum. Seni de biliyorlar diyorum. Nejat, ben aylarca içeride yattım. Bir daha asla oraya girmem. Kaçmam için para vereceksin. Hatta senin de kaçman lazım. Ha, eğer bu sefer yakalanırsan seni de söylerim. Tamam, uzatma. Veririm ne gerekiyorsa. Ama şu an yok. Yarın verebilirim. Ancak yarına kadar beklerim zaten. Sonrasını sen düşün. Tamam dedik ya. Ama sakat burada buluşma. Ben sana buluşacağım zaten. Ne oldu? Allah kahretsin. Ses duyulmuyor. Ya ters giden bir şey mi var? Bilmiyorum. Efendim Ayfer. Canım, nasılsın merak ettim. Operasyon devam ediyor hala, bekliyoruz. Dikkat et kendine. Umarım yakalanırlar. Hı hı. Tamam canım. Şu iş bitse de şu kız da çekse artık elini Mustafa'dan. Ne oluyor ya? Cinayet büro. Ben bir şey yapmadım ki, bir yanlışlık olmalı. Emniyete gidince anlatırsınız. Ne emniyeti memur bey? Ben bir şey yapmadım ki. Binelim arabaya. Ben bir şey yapmadım diyorum size. Allah kahretsin. Takip etmişler. Kadını yakaladılar. Nejat nerede? Nejat nerede? Kadını yakaladık. Ama Nejat'ı yakalayamadık. Ama sabitten de problem yok. Ya nasıl olur? Bilmiyoruz. Bütün ofisleri tek tek arıyorlar şimdi. Kapıdan da çıkmadığına göre burada bir yerdedir. Lanet olsun. Mustafa nereye? Özlem. Bırak gitsin, gerildi biraz.
kesin her şeyi mahvedecekti. Niye vuruyorsun başım ha? Ne atıyorsun yine sen? Ne atıyorsun? Çek elini be! Söz faiziyle ödeyeceğim paranı. Bir ayı, iki ayı, üç ayı yok. Sana bir hafta mühlet verdim. Dört günün kaldı. Bir dahaki geldiğimde bu kadar anlayışlı olmam ona göre. Dört gün, unutma. Bak, bir dakikan daha geçti. Defterine dönecek nasıl olsa. Torunuma kıymanın cezasını da ödeyeceksin elbet. Pislik herif. Keep your hands where I can see them. Aslam gets her sweet sticky revenge. Good girl gone bad. Some FF for you FFers. Yeah. Aslam, I told you guys that the role would be a little different in part two here. Pretty good stuff, not great. I like it, but you know, I've seen part three. That's the thing. I know what part three of this is. And I told you guys before that part one and part two, you know, these days, they're not really good enough to be ran here. However, they needed to be told. The story needed to be told. Pretty complex stuff here because we're building to part three, which is on a whole nother level. But yeah, I'm gonna go ahead and talk about, before I even jump to the computer, my apologies. You may have noticed at the end, towards the end of this scene, once the full treatment action stops, that the video quality goes way down. It goes down considerably. That's because that episode is apparently just missing from the official distributor. It's just not on their website. It's the only missing episode, so I had to find it from a lower quality source. Fortunately, that's the episode that was missing and not the ones that come after it, because, yeah, part three of Aslam's Odyssey. So, over to the commentary. So if I were going to make a comparison with this scene to one of the scenes from the previous Turkish cycle, I guess I would compare Aslam's Odyssey part two here to part one. Both are longer scenes that involve not as much full treatment action as we would like. Part two certainly more than part one. However, there's a lot of dialogue and very complex. There's a lot of storytelling going on. So, and they kind of have that similar. However, this one obviously has some elements that the original doesn't. One thing I really like about this, probably more than anything, is the gagged but not bound element when the woman is in the car being transported and then she tries to run away. I do like scenes where there's just gags only and the hostage just
for whatever reason, being just too scared or whatever, will not remove the tape. So that was kind of cool, and seeing her try to run away like that was good. But yeah, this is good, but not great. Certainly a change of pace here a little bit, and some more for you FFers out there. Aslam, obviously, if you look at part one, Aslam is much more attractive than this woman. I actually don't know who this is. It's just a Turkish actress that nobody seems to know the name of. Turkey and their shows with IMDb do not work quite the way that American shows do normally, so you can't really find information you're looking for. But it's good stuff. Nice change of pace. And again, it's just a means to an end, because we're building towards part three, if you don't know. That's really all I can say. Part three is well worth the wait. So let's try and get there fast. Back to the TV. And that's it for Aslam's Odyssey Part 2. Like I said, you know, it's kind of a means to an end. And, oh yeah, for you, if there's any Unatma Beni snobs out there, if there are, then you probably think I just said that wrong, which I probably did. But if there's any Unatma Beni snobs out there, Part 1 right here takes place around episode 1485, and then Part 2, which you just saw, takes place around episode 1557 through 59. Now, if you're an Unatma Beni snob, you're probably thinking to yourself, hey, wait a second, Topsy. Wasn't there more action with Aslam in between those episodes? Well, the answer is yes. However, I have it all saved. I've looked into it. From what I can see, that storyline just is not connected to the one we're currently running. If you hear some noise in the background, that's my small kitty making some racket. That storyline in between those episodes is just not connected to this saga we're running. And part three actually picks up the following episode from part two here. So, yeah, this is all really connected. And I'm trying to tell the story as best I can. The other stuff that happens in between part one and part two, as far as I can tell, is unrelated. But someday, we may have an Aslam's Odyssey 2. A sequel. That's very possible. But good stuff, really good stuff coming at the main event anyway, Aslam's Odyssey part 3. But the rest of this cycle is pretty good as well. A lot of callbacks to some damsels and characters you guys liked, as well as another unique scene. So one is from an actual Turkish movie, hard to believe. I didn't even know Turks made movies. No, I'm sure I knew they did, but you know, it's all about TV with them, these dramas. So that'll be a little bit different. But that's what we got. Hope you guys enjoyed that, and I will see you guys in the next one. Thank you. Which was your first one?